Merve Hanım'ın selamları var. Merve Hanım şöyle bir şey söylemiş. İcra yoluyla devletimizin satışa sunduğu otomobil, ev, arsa, taşınır taşınmaz malların alınıp satılması caiz midir? Bu konuda hocamızın cevabı nedir acaba demiş. Yani durup dururken icraya çıkılmıyor. İcra yoluyla satış olmuyor. Haliyle alacaklının efendim alacağını temin etmek ve onu mağduriyetten kurtarmak için bu sefer ne yapıyor? Borçlunun efendim malı icra yoluyla efendim satılıyor. Bu satış bir şekilde alacaklının hakkının kendisine iade edilmesi için zorunlu da. Bu satışa muhatap olan kişiler ve kuruluşlar ne yapması lazım? Efendim gerçekten malın eğer o mala ihtiyacı varsa, fırsatçılık değil bakın, o mala ihtiyacı varsa bedelini ödeyip alabilir. Bedelini ödeyip alabilir. Fakat burada biliyorsunuz yani satışa çıkmak ilk efendim şey olmadığı, müşterisi olmadığı zaman ikinciye bir daha çıkmak. O zaman %50 indirimli çıkıyor. Bu sefer de mesela indirimli çıkıyor. Yani parasını veya malını hiçe satmak veya diyelim ki pul olmasını beklemek, hatta düştü tam şimdi alacağımız zamandı deyip almak bu fırsatçılıktır. Bunu da yapmamak lazım. Bu Müslümana yakışmaz evet zaten. Yani ilk çıktığında ki şu gayet doğal zaten. Örneğin 100 bin liralık piyasada da 100 bin liralık bir malı 100 bin lira olarak çıkmaz. Yani mutlaka biraz piyasadan düşük olması lazım ki bir an önce satılsın. Bu normal bir şey. Ama ilk ihaleye çıkıldığında ki fiyatı hatta gerçek fiyatına yakın veya değerinde bir şey vererek almakta hiçbir sakınca yok. Ne olacaktır? Hani ağlayanın malı işte gülene diye başlayan cümleler. Yar olmaz derler. Bu cümle birinci için değil. Ha bu malı öldürerek alan tabiri caizse. Öldürerek bu alanın evet. Evet bu fırsatçılığı tabii ki ne değildir? Gerçekten takdir edilen, tasvip edilen, alkışlanan bir şey değildir.